Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün bir nude makyaj yapmak istedim. Hangi ürünleri kullandığımı merak ediyorsanız, ayrıca bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak tabii ki primerımla başlıyorum. Yani cilt makyajımı bitireceğim ilk olarak. Bugün yeni bir ürün denemek istedim. Bu Sephora'nın bir serumu. Ben ama bunu primer olarak kullanacağım. Yağlı bir ürün mü yoksa? Yok, bayağı sulu. Sulu mu? Çünkü yağlı bir ürünmüş gibi duruyor. Hafif yağımsı hissi var ama. Ananas kokuyor biraz. Cildimde hemen çekti diyebiliriz. Bayağı parlak bir ürün. Evet, hemen fondötenimle devam ediyorum. Bugün ne kullanacağım? La Mer markasının Soft Fluid fondötenini kullanacağım. Bu da oldukça sulu bir fondöten denebilir. Peki neden La Mer? Yani denemek istedim şahsen. Herkes çok beğeniyor diye. Ama öyle aman aman bir ürün de değil, şimdiden söyleyeyim. Ama bir başka videomda daha yakından bahsedeceğim bu üründen. O yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hemen kapatıcımla devam ediyorum. Bunun için Tarte markasının Creaseless Concealer'ını kullanacağım. Bu arada fondötenin rengini söylemedim. Merak edenler olur belki. 180 numara. Kapatıcımın rengi de Fair 10N. Nide'nin N'si yani. 2000 years later. A few moments later. Pudramla devam ediyorum. Fondötene uygun bir pudra olacak bu. La Mer'in The Powder ürünü yine. Ya, uygun fiyatlı bir ürün olmadığını biliyorum ama pudranın kendisi aslında fiyatı çok hak ediyor mu emin değilim. Ama ambalaj olarak gerçekten kaliteli olduğunu belli ediyor. Ona bir şey denemez. Az önceki fondötenimi şey yaptığım fırçayla, yani blend yaptığım fırçayla biraz pudramdan alacağım. Yüzümün geri kalan bölümünü de pudralayacağım. Sıkıştırılmamış pudraları kullanmayı seviyorum aslında. Sıkıştırılmış pudralardan daha çok favorim ama maalesef her yeri batırıyorlar. Biraz dudaklarımdaki fondöteni temizleyeceğim. Yüzümün diğer kalan bölgelerini sonra yapacağım. İlk gözlerimle devam etmek istiyorum. Bugünkü göz makyajım için Huda Beauty'nin New Nude paletini kullanmak istiyorum. Malum nude bir makyaj yaptığımıza göre en uygun palet bu diye düşündüm. İlk olarak bare rengini kullanmak istiyorum. Normal bir pudra rengi. Pek bir özelliği yok diyebiliriz. Bunu göz kapağımın tüm bölümüne uyguluyorum. Bunu yapma nedenimi de hemen söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz ben bazımı ıslak bırakırım. Farların daha rengi ortaya çıksın diye. Ama bu sefer böyle yapmadım çünkü baz olarak kullandığım kapatıcım, yani Tarte kapatıcım bayağı bir sulu olduğu için göz kapaklarım da gün içerisinde yağlanacağı için farımın akmaması için yapıyorum bunu. Gözümün altına da hafiften uyguluyorum. Oraya da malum far uygulayacağım için. Teddy rengini almak istiyorum. En üst köşedeki. Palet biraz tozutuyor. Bunu söylemek isterim. Ama daha önce Huda Beauty farlarını kullandım biliyorsunuz. Zaten çok sevdiğim markalardan biri olduğu için. Ben paletlerini seviyorum Huda Beauty'nin, daha doğrusu farlarını. Biraz da tabii kullandığınız fırçayla alakalı. Benim fırçam şu an kıl fırça olduğu için haliyle farı normalinden daha çok tozutuyor. Ama bu fırçayla da blend yapmak daha kolay gördüğünüz üzere. Huda Beauty'nin kaç paleti vardır? Yani küçük paletlerinden galiba bir 20 tane falan var. Bu büyüklerden 4-5 olması lazım benim takip edebildiğim kadarıyla.
Büyüklerden fazla yok. Küçüklerden bayağı bir seri çıkardı. Köşeleri biraz daha karıştırıyorum. Yumuşak bir geçiş için. Gördüğünüz üzere çok doğal bir renk oldu. Bunu biraz daha koyulaştıracağım. Ama ilk olarak gözümün altını bitirmek istiyorum. Gözümün altını bugün olduğunca az tutmak istiyorum. Yani belirgin bir makyaj yapmayacağım. Hafifçe raw rengini almak istiyorum. Küçük bir fırçamla şu şekilde geçiyorum. Ne kadar nude olsa da tabii ki biraz daha gözlerimi belirgin tutmak istiyorum. Bunun için biraz daha koyu bir renkle devam edeceğim gözümün üstü için. Ama aynı zamanda biraz daha pembeye kaçmak istiyorum. Çünkü palet onu gösteriyor. O yüzden Spanked rengini alıyorum. Şu köşedeki renk. Açık konuşmak gerekirse bu nude makyajları ben çok istekli yapmıyorum kanalımda. Çünkü hiç benim tarzım değil maalesef. Ben renkli makyajları daha çok seviyorum. Daha çok tercih ediyorum aynı zamanda. Karakterimin de daha çok yansıttığını düşünüyorum. Ve açıkçası böyle nude makyajları kendime hiç yakıştırmıyorum. Ama biliyorum ki tabii ki çoğu bayanlar bu tarz makyajları daha çok kullanıyor. O yüzden tabii ki bunları da yapıyorum kanalımda. Ama dediğim gibi favorim değil. Yine de tabii ki hafif bir ışıltı istiyorum gözlerimde. Bunun için crayf rengini kullanacağım. Bir fırça arıyorum. Galiba en uygunu bu olacak. Nasıl göstersem. Şu rengimiz. Işıltımı da seyrek tutmak istiyorum. Makyajım hafif olduğu için. Tabii ki göz altıma yine de sim uyguladım. Çünkü ben göz altıma sim uygulamadığım zaman zaten çok baygın bakan biri olduğum için göz altıma sim sürmediğim zaman daha çok baygınlaşıyorum. Bu sefer gözlerim iyice küçülüyor. O yüzden göz altıma sim şart şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Göz makyajımla devam etmeden ilk highlighter'ımı alıyorum. Kapım çaldı. Bugünkü kullanacağım highlighter uygun fiyatta bir highlighter diyelim. Pretty by Flormar markasının Baked Highlighter'ı. Bendeki numarası 35. Bunu küçük bir fırçayla, şöyle kalem fırçayla alıyorum. Çekmecenin en Hayır, aslında öyle değil. Hani zaten nude makyaj yapacağım. Hafif bir highlighter kullanmak istedim. Öyle diyelim. 72 hours later. Küçük bir eyeliner çektim. Ne kadar küçük ona siz karar verin. Bunun için Fenty Beauty'nin Flyliner mıydı bunun adı? Evet, Flyliner ürününü kullandım. Bu küçük boyu, büyük boyu değil. Ayrıca gözümün altı için Wet n Wild'ın Color Icon Kohl Eyeliner'ını kullandım. Bunun rengi de Calling Your Buff. Kocaman bir ürün. Muhtemelen ömür boyu bitiremeyeceğim. Gözümün üst bölgesi içinde yani kirpiklerim daha dolgun dursun diye Smashbox'un Always On Gel Eyeliner'ını kullandım. Rengi yok. Siyah. Bu bir paletin içinden çıkmıştı zaten. Bu şekilde. Bunları da yaptığımıza göre kirpiklerimi bırakacağım şu an. İlk cildimle devam edeceğim. Çünkü kirpikle makyaj yapmayı sevmiyorum. Fırçam dolanabiliyor kirpiklere. O yüzden hemen ne ile devam ediyoruz? Bronzerla devam ediyoruz. Çok hafif bir bronzer kullanacağım bugün. Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Bende iki rengi. Düz bronzer. Bunların da değişik renkleri oluyor. Kokusu aşırı derecede tereyağı andırıyor. Zaten adı da Butter Bronzer. Seyrek bir fırça alıyorum bunun için.
şu şekilde. Görüyorsunuz bronzer varla yok arası bir şey, yani gerçekten doğal bir ürün. Hemen aydınlatıcımla devam ediyorum. Aydınlatıcımı zaten az önce gösterdim. Yine aynı ürünü kullanacağım. Pretty by Flormar markasının. Bugün aydınlatıcımı olduğundan az tutmaya çalışacağım. Benim için az bence. Bu aydınlatıcının sadece tek bir olayını sevmiyorum ama bu benim suçum biraz. Galiba başka renkleri de vardı. Biraz rengi fazla koyu. Çünkü böyle baktığım zaman biraz belli oluyor. Gölgesini görebiliyorum cildimde. Tabii ki hemen bir allık alıyorum üzerine. Bu yine Physicians Formula'nın Butter Blush'ı. Yani yine Butter serisinden. Bu da tereyağı kokuyor. Şu şekilde göstereyim. Bunu da yine çok seyrek bir fırçayla alıyorum. Benim nude makyajım biraz daha pembeye kaçtı ama biraz da paletten kaynaklanıyor. Az önce de söylediğim gibi. Tabii ki daha doğal bir paletle daha kahverengimsi bir nude makyaj yapabilirsiniz aynı şekilde. Ayrıca ne düşündüm? Tabii ki eyeliner çekmek zorunda değilsiniz. Ben klasik eyeliner'da kalmak istedim ama mesela bir farla da hafif bir gölge yapabilirsiniz. Ya da altın rengi bir eyeliner çekebilirsiniz. Ya da mat nude bir farınız varsa likit onunla da çekebilirsiniz. Size kalmış bir olay. Ben klasik siyah eyeliner'da kalmak istedim. Too Faced'in Better Than Sex maskarasını alıyorum. Bu tabii ki küçük boyu. Anlaşılması zor değildir. Yani öyle abartıldığı gibi bir rimel değil aslında. Ama bende de fazla kirpik olmadığı için belki bende pek işe yaramıyordur. Wet n Wild kalemimi alacağım bir daha. Biraz çünkü rimel değdi gözümün altına. Ve tabii ki kirpik yapıştıracağım. Ne kadar hafif bir makyaj olsa da kirpiksiz kullanmak istemiyorum. Catrice markasının kirpiğini kullanacağım. Bu bir limited edition'da muhtemelen daha satılmıyor. Tarzı neymiş? C03 Posh modeli. Tabi istediğiniz kirpiği kullanın, bu tamamen size bağlı. Ayrıca kirpik yapıştırıcımdan da bahsetmek istiyorum. Eskido markasının Companion Eyelash Glue'su. Bu Amerika markası. Zaten Amerika'dan sipariş ettim. Aslında hızlı geldi. Çok uzun sürmedi. Şimdiye kadar kullandığım en iyisi diyebiliriz aslında. Ya olayı mantıklı. Ötekiler böyle genellikle sıkmalı bir şey olduysa. Aynen, bu lip gloss gibi düşünün. Evet. Yani o olayı hoş. Kuruma yapmıyor. İşte ucunu temizleme derdin yok. İstediğin kadar alabiliyorsun ürünü. Evet. Bayağı kullanışlı bir ürün. Sadece kokusu kötü. Evet. Ama o genellikle hepsinde olduğu için şey yapmadım pek. Rengi hafif dönmeye başladığında gözümü oturtuyorum. 2000 years later. Yani şu makyaj konusunda sevmediğim bir olay var mı diye sorarsanız, biri kaşlarımı yapmak, ikincisi kirpik yapıştırmak. Ama onlarsız da malum olmuyor. Dudaklarımı yapmadan önce cildim için spreyimi sıkacağım. Bunun için Farsali markasının bir ürünü kullanıyorum. Rose Gold Skin Mist. Hesapta içinde 24 ayar altın var. Ve ben buna tabii ki inanmıyorum. Uygun fiyatlı bir ürün değil, onun farkındayım ama yine de altın koyacaklarını içine hiç sanmıyorum. Ya varsa? Varsa bunu boşaltıp satayım altın tozu olarak. Bence şeydir o ya, hani yenilebilen Yenilebilen altın altın. olur. Pek bir değeri yok o zaman.
Yine de sevdiğim bir ürün. Çünkü cildimin gerçekten pudramsı görünümünü alıyor ve güzel bir ışıltı bırakıyor. Geriye ne kaldı? Aslında sadece dudaklarım kaldı. Dudak kalemimle başlıyorum. Bu dudak kalemi aslında benim neredeyse her zaman kullandığım ürün. Yakından göstereyim bugün ama. Essence markasının Long Lasting Lip Liner'ı 08 Girl Next Door rengi. Galiba bu ürün maalesef artık satılmıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Essence'in tüm dudak ürünlerini seviyorum aslında. Dudak kalemlerini diyelim. Dudak ürünleri değil. Bu dudak kalemini neden seviyorum derseniz dudağımla aynı renkte gibi ve her rujla kullanabiliyorum. Hemen rujumu alıyorum. Ruj olarak Charlotte Tilbury markasının Pillow Talk. Bayağı bir tanıdık bir şey. Marka ve renk ruj konusunda. Tabii ki küçük boyu. Büyük boyunu almadım. Çok rujum var diye küçüğünü aldım. Ayrıca denemek istedim. Dudaklarım da bugün yine varla yok arası gibi bir şey oldu. Ama biraz daha ortaya çıkmaları için lip gloss kullanacağım. Bunun için Anastasia Beverly Hills'in Bella rengindeki dudak parlatıcısını alıyorum. Bu da yine minik boy. Minik boy makyaj ürünlerini seviyorum. Hem fiyat açısından hem de zaten çok ürünüm var. Bu şekilde makyajımı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benden bilinmedik bir makyaj oldu biraz. Bana göre doğal bir makyaj. Tabii fikirlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum tabii ki. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir like bırakırsanız çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum, güle güle. Hoşça kalın.